Şimdi benim güzel kardeşlerim. Bakın babalara, muallimlere, öğretmenlere hepimize örnek olabilecek bir şey söyleyeceğim. 8-9 yaşındaki bir çocuğa peygamberimiz iman esaslarını anlatıyor. Nasıl anlatıyor? Almış karşısına otutturmuş bir vaiz edasıyla oğlum say bakayım İslam'ın şartlarını o da şakır şakır sayıyor. Say bakayım imanın şartlarını o da şakır şakır sayıyor. Yok böyle bir şey değil. Böyle bir vaaz da yok. Böyle bir vaiz de yok. Bu Allah Resulü'nün kitabında yok. 8-9 yaşında Abdullah İbni Abbas'a iman anlatıyor. Nasıl anlatıyor? Beni aldı bineğinin arkasına. Bineğinin terikisine ve beraberce yolculuğa çıktık. Demek ki iman esaslarının anlatılabilmesi için çocuğun ruh halinin uygun olması gerekir. çocuğa bir öğretmen gibi, bir komutan gibi eğer emir vererek bir şeyleri anlatırsan tesir etmez. Allah Resulü yolu gösteriyor bize. Gittik, konuştuk, bir şeyler söyledik ve yolun bir yerinde sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Yavrucuğum, sana bazı sözler öğreteceğim. Onları ezberle. Hiçbir zaman aklından çıkarma. Hemen meraklandım. Allah Resulü'nü dinlemeye başladım. Dedi ki: "Allah'ın hakkını korursan Allah da seni korur. Onu istediğin zaman yanında bulursun. Geniş zamanda Allah'ı an ki Allah da dar zamanda seni ansın imdadına yetişsin. İman anlatıyor kurban olduğumuz iman anlatıyor. Bir şey isteyeceğinde sadece ve sadece Allah'tan iste. Yardıma ihtiyacın olduğunda sadece ve sadece Allah'tan dile. İyi bil ki bütün insanlar sana yardım etmek isterse Allah dilememişse hiç kimse sana yardım edemez. Tevhide bakın ya Allah aşkına bir çocuğa anlatılıyor bunlar. Eğer Allah sana bu manada bir yardım murat etmemişse bütün dünya bir araya gelse ne olur? Eğer yardım murat etmişse bütün dünya bir araya gelse ne olur? Bu manada sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz İbni Abbas'ın yüreğine, aklına, zihnine iman tohumlarını böyle düşürüyor. İnsanların hepsi isteseler bile Allah'ın dilediği bir musibeti asla kaldıramazlar. İyi bil ki zafer sabırla elde edilir. Hoşuna gitmeyen durumlara sabretmekte pek çok hayır vardır. Genişlik sıkıntıdan sonra gelir. Zorlukla birlikte kolaylık vardır. İyi bil ki başına gelenler bir hatandan dolayı gelmediği gibi yapmış olduğun hatalar musibetine neden olmaz. Burası çok önemli bir şey tevhid burada öğretiliyor. Bakın dikkat edin. İyi bil ki başına gelenler bir hatandan dolayı gelmediği gibi yapmış olduğun hatalar musibetine neden olmaz. Peki biz Kur'an'da başka ayetler de okuyoruz. Bu başınıza gelenler ellerinizle yaptıklarınızdan dolayıdır diyor. Burada sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Sen iyi bir adamsın. Hiçbir sıkıntın yok. Allah sana tuttu engelli bir çocuk verdi. Bu nereden geldi deme. Onun başka başka bir hesabı var. Her başına gelen ille de yaptığından dolayı olmaz. Burada istisnaları koyuyor sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla evet yaptığın kötülüklerin bir bedeli var Allah o bedeli ödetebilir. Bazen de kötülük üstüne kötülük yaparsın Allah hiçbir şey göndermez sana bütün hesabını o tarafa bırakır. Dolayısıyla o hesabı senin burada anlayabilme mümkün değildir. Onun için o alanlara girme diyor. Geleni de gideni de bu manada Allah'ın sana verdiği mesajlar çerçevesinde anla diyor. Allah'ın yazıp takdir ettiğinden başkası olmaz kalem kurudu sayfeler dürüldü Allah'a onu severek isteyerek ve yakin ile yani görüyormuşçasına ibadet et ne diyeyim ki ben aslında çok şey söylenir ama inşallah siz anlamışsınızdır